Lord Byron, Betty, ikinize de iyi günler. İlginç, telaş içindelerdi. Merhaba Tina, merhaba Joe. Nereye gidiyorsunuz? Musluk suları donduğu için göle mi gidiyorsunuz? Joe, sorun nedir? Göl kas katı donmuş mu? Olamaz. Bakalım Troy neler yapıyor. Belki o bize yardımcı olabilir. Oh Troy, iyi görünmüyorsun. Sen de mi susadın? Şaşırmadım. Tüm su donmuş. Bir şeyler yapabilir misin? Merhaba Teddy. Troy yolda. Biraz buz eritmesi gerekiyor. Herkes gerçekten çok susamış. Hızlı hareket etmeli istedi. Bakalım nelerin varmış. Aa, senin çoktan bir çözümün mü var? Bir ejderha tren mi? Harika. Vay canına. Bu kanatlarla her yere gidebileceksin Troy. Bu harika bir dönüşüm Teddy. Ama Troy buzu nasıl eritecek? Hey dur Troy, ateş çıkarmadan önce dışarı çıkana kadar bekle. Teddy, sen bir dahisin. Teşekkürler. Wow. Vay canına, bu muhteşem. Çabucak göle varacaksın Troy. Tren kasabasına dönseniz iyi olur millet. Harika, buz erimeye başlıyor. Şimdi sadece dereleri eritmemiz gerekiyor. Yakında tekrar akan suyunuz olacak millet.
İşte kahramanımız geliyor. Bakalım artık musluklar çalışıyor mu? Harika. Ve artık sizi sıcak tutacak ateşiniz de var. Teşekkürler Troy. Harika bir ejderha oldun. Sonra görüşürüz. Tren Troy. Merhaba Lord Byron ve Kontes Betty. Gölün öteki tarafına geçmek için yolu kullanmayı mı düşünüyorsunuz? Dikkatli olun. Yolda çalışıyorlar ve yakında soldaki sapa yola girmeniz gerekiyor. En iyisi gözünüzü yoldan ayırmayın Kontes. Olamaz, gözlüğünüz. Başka bir gözlüğünüz var mı Kontes? Onları taksanız iyi olur. Şimdi sola sapmanız lazım. Ne oldu Kontes? Dönmek için düzgünce göremiyor musunuz? Acil durum frenlerini çalıştırın. İyi fikir Lord Byron. Gidip Troy'u bulalım. O ne yapılması gerektiğini bilir. Troy, şükür ki buradasın. Acil bir durum var. Kontes Betty, suyun üstündeki raylara sıkıştı. Ve kenardan sarkıyor. Sence Teddy senin bir şeye dönüşmene yardım edebilir mi? Hızlıca gidelim. Teddy. Teddy, uyan. Merhaba Teddy. Seni uyandırdığım için üzgünüm. Kontes, suyun üzerindeki rayın kenarına sıkıştı ve kurtulmayı bekliyor. Yardım edebilir misin? Harika. Hazırlanmaya başlayalım. Kocaman bir kuşa benziyorsun Troy. Gökyüzünde uçmaya ve imdada yetişmeye hazır mısın? Sonra görüşürüz Teddy. Kuş veya uçak değil. Sizi kurtarmaya gelen Troy Kontes. Bekle. Troy sizi tutup öteki raya koyacak. Dikkat! Ray kırılıyor. Oh.
Kontes Betty için çok korkunç olmalı. Kontes Betty, iyi misiniz? Kontes Betty. Troy, rica etsem gidip Kontes'in gözlüğünü geri getirebilir misin acaba? O en sevdiği gözlüğü. Betty, Troy hayatınızı ve gözlüğünüzü kurtardı. Çok teşekkürler Troy. Sen olmasaydın Kontes Betty ne yapardı düşünemiyoruz bile. Tren Troy. Merhaba Byron. Neye bakıyorsun? Yakınlarda sönmüş bir yanardağ var ve yeniden mi duman çıkartıyor? En son 50 yıl önce duman çıkartmıştı ve sonra patlamıştı. Ne var ki tren şehrinde çok yakın değildi. Tina Tyler'ın daha yakından bakmak için gittiğini söylüyor ve sonrasında görülmemiş. Tina Tyler'ın duman yüzünden dönüş yolunu bulamayacağından ve eğer yanardağ patlarsa orada mahsur kalacağından endişeleniyor. İyi fikir. Gidip Teddy'yi görelim. Troy yolda Teddy. Acil yardımına ihtiyacı var. Tyler, patlamak üzere olan bir yanardağın tepesindeki dumanda mahsur kaldı. Bakalım Teddy'nin nasıl konteynerleri var. Buradaki sorun soğukluk değil ve de bahçe işleriyle de uğraşmayacağız. Şimdi bu iyi bir seçim gibi duruyor. Sence Teddy? Bu dönüşüm Troy'un dumanın içinde görmesini mi sağlayacak? Bu harika. Gözlükler, duman maskesi, bir tane de Tyler için. Bu da acil durum ışığı olmalı. Çalıştığından emin ol Troy. Tamam, gidip Taylor'ı bulalım. Duman bulutunun içine girmeye hazır mısınız? Özel gözlükler işe yarıyor mu Troy? Hangi yöne gitmeliyiz? Orada bir şey yok. Burada Troy. İşte burada. Troy kurtarmaya geliyor. Toprak burada giderek daha da ısınıyor gibi görünüyor. Belki burada durmalıyız. İyi fikir Troy. Bu Taylor'ın ilgisini çekecektir. Merhaba Taylor. Ne oldu? Troy buraya seni kurtarmaya geldi. Nerede olduğunu göremiyor musun? Bu iyi değil Troy. Taylor seni duyabiliyor ama göremiyor.
Tabii ki acil durum ışığı. O ışığı takip edebilir. Mavi ışığı takip et Taylor. Bir dakika Taylor. Troy'un senin için bir şeyi var. İşte bu duman maskesi seni öksürmekten koruyacak. Tamam Troy. Yanardağ patlamadan buradan çıkalım. İyi haber var millet. Troy Taylor'ı buldu. Şimdi geri dönüyorlar. Bak işte buradalar. Aferin geri döndünüz. Yanardağ her an patlayabilirdi. Taylor, Troy kendisini kurtardığı için çok minnettar. Hediye dönüşümünün muhteşem olduğunu söylemelisin. Gösterinin tadını çıkartın millet. Sonra görüşürüz. Selam Troy. Nereye gidiyorsun? Araba şehrinde mi gidiyorsun? Bunu daha önce görmemiş miydin? Araştıracak mısın? Ama oraya nasıl çıkacaksın? Haklısın. Eminim Teddy sana yardımcı olabilir. Selam Teddy. Troy'a yardımcı olabilir misin? Troy gizli bir oda buldu. Ama çok yukarıda ve odunlarla kapanmış. Yardımcı olabilir misin? Troy, boynuzlarım var. Artık odunları yıkıp geçebilirsin. Artık yükseğe zıplayabilirsin Troy. Her şey tamam mı? Teşekkürler Teddy. Sorun nedir Troy? Korkuyor musun? Sorun yok Troy. Teddy'nin ekipmanları en iyisidir. Bu boynuzlar fazlasıyla güçlü. Hadi Troy.
Vay canına, bu bir tür disco mağarası olmalı. Parti için mükemmel bir yer olurdu, değil mi Troy? Vay canına, siz çocuklar buraya ne kadar hızlı geldiniz. Partinin tadını çıkarın millet. Come on.